Merhaba değerli Olay.com.tr izleyenleri, bir pazartesi söyleşilerinde daha karşınızdayız. Değerli izleyenler, bu haftaki konuğumuz Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Bursa Ticaret Borsası ve aynı zamanda TOP Yönetim Kurulu üyesi Özer Matlı. Sayın Matlı, hoş geldiniz programımıza. Merhabalar, evet, ben 3 titrinizi söyledim. Aslında az önce de ifade ettiğim gibi siz hem Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanısınız, hem bir iş insanısınız, hem TOB'un Yönetim Kurulu üyesisiniz, hem de Bursa Ticaret Borsası'nda başkanısınız. Yani 4 kimliğiniz var. 9 tane daha ilavesi var. Öyle mi? 9 tane daha ilavesi var. Bunlar tabii çok bilinen sıfatlarınız. Tabii bunlar hepsi ağır sorumluluklar. Bunları konuşacağız ama önce Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı son göreviniz. Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı hikayeniz nasıl başladı? Bununla başlayalım isterseniz. Ya şimdi bu sosyal sorumluluk anlamında söylediklerinizin hepsi aslında şehirle sevme, çevreyi sevme, toplumu sevme ile ilgili başlıyor. Evet. Bu süreçler konusunda bugüne kadar uzun yıllardır Fatma Hanım'ın çok emeği var. Ben özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bir sürdürülebilirlik süreciyle biz bunları konuşmak istiyoruz. Bizden önceki arkadaşlar şehir için gayet iyi şeyler yaptı, daha faydalı işler üretti. Fatma Hanım'ın bu son dönem işlerine dönmesiyle ilgili bir belediye başkanımızdan bir talebi oluştu. Belediye başkanımız da bu süreçler içerisinde bizlerle de iletişim kurdu. Ve bu konuda şehirle ilgili daha fazla sosyalleşme, daha etkileşim ne yapabiliriz diye bunların konusu geçerken biz de anlattığımız zaten bu sivil toplum örgütünde görevlerimizden dolayı bizler de dedik ki Büyükşehir Belediye Başkanımızın böyle bir ricası oldu. Bu süreç içerisinde bizler de şehre ne kadar katkıda bulunabiliriz? Yeni genç bir ekiple beraber Başkan Bey'in ricasına talip olduk. İşte genel kurulumuzu da yaptık. Genel kurulda da üyelerin teveccühleriyle beraber şu an böyle bir göreve Büyükşehir Belediye Başkanı teklif etti, siz de kabul ettiniz şeklinde özetleyebiliriz. Evet, özeti bu şekilde düşünebiliriz. Evet, Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine seçildikten sonra kısa bir süre sonra pandemi sürecini yaşadık maalesef Türkiye genelinde ve dünyada. Bu nasıl etkiledi sizi ve tabii kuşkusuz olumsuz etkilemiştir. Az sonra değineceğiz. Konserler iptal oldu, Bursa Festivali iptal oldu pandemi nedeniyle. Normal şartlarda, yeni dönemde nasıl bir Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı görecektik? Bununla da devam edelim. Evet, şimdi bizim öbür sivil toplum örgütlerine görevlerimizden dolayı benim aynı zamanda Odalar Birliği'nin bölgedeki oda ve borsalar üzerinde de ki bölge sorumluluğu olarak bir görevim var. Yani nedir? Balıkesir'den Bursa'nın ilçeleriyle beraber, Kars'la beraber 29 tane oda ve borsadan sorumlu olan bir Odalar Birliği Yönetim Kurulu üyesiyim. Tabii bu ziyaretler her yere gittiğinde her yerin kendine göre bir özelliği var. Yani aslen ben Karacabeyliyim. Ben Karacabey içerisinde hep böyle yıllardır Karacabey'de oda başkanlığı yaparken Karacabey'in Longoz Ormanları, Karacabey'in Harısını, Tigem'ini, Karacabey'in doğal güzelliklerini, Karacabey'in tarım şehri olmasını hep ön plana çıkarmaya çalıştık. Tabii ilçeden bunu ne kadar yapabiliyorsun? Şimdi ilçeden gelme olduğum için, çünkü ilçelerde tanıdığın kaymakam, işte nedir Bursa'daki Vali Bey'i tanıdığınızda Bursa'daki bütün ilçe kaymakamlarının hepsinin mimarını tanıyorsunuz, üstünü tanıyorsunuz. Ve odacı olduğumuzdan dolayı da yani İznik'te Bizans dönemine milattan önceye kadar inen tarihi eserler var. Yani biz yeni dönemde sadece bir festival değil 365 gün şehri nasıl yaşatabiliriz? Amacımız, derdimiz oydu. Yani Bursa zengin bir şehir. Sanayi şehri. Ama iyi bir doğa şehri. İyi bir tarih şehri. Bunların bir bütünüyle beraber, kapalı çarşısıyla beraber, yani ben hepimiz az çok yurt dışına gittik, yani Milano'ya gittik, sokak çalgılarına kadar yılın 365 günü bu şehirde etkinlik yapmak, bu şehirde yaşayanların daha çok mutlu kent kimliği noktasında da belki bir faydamız olur düşüncesiyle başladık. Evet. Yeni dönem hedeflerinizle ilgili neler söylersiniz? Yani burada iyi bir ekibimiz var, genç bir ekibimiz var. Yani iş dünyasından da belediyede bu kurumlarda görev yapan arkadaşlarla beraber güzel bir yapı oluşturduk. Kimliklerde yani biz Mart sürecinden başlayayım. Mart sürecinde biz işte nedir uluslararası festivali bir an önce yetiştirmek için hazırlıklar yaptık. Çünkü Bursa Uluslararası Festivali
Türkiye'de ve dünyada ses getiren bir organizasyon. Hı hı. Daha iyisini nasıl yaparız diye çalışmalar yaptığımızda işte pandemi süreci başladı. Arkasından bununla ilgili işte nedir? İnternet üzerinden, Instagram üzerinden şehirle etkileşim, iletişim konusunda neler yapabiliriz konuları başladı. Daha sonra işte serbestleşme evet. başlayınca da işte dedik ki biz bu arada nedir? Festivalin hazırlıklarını geç de olsa başlayalım. Hatta bir iki sizle telefonla da görüşmemiz oldu. Ama ondan sonra pandemi biraz peki, daha gitti. Peki Bursa, Uluslararası Bursa Festivali iptal edildi. Onunla birlikte sonbahar konserlerinin iptal edildiğini de biliyoruz. Açık Hava Tiyatrosu sezonu kapattı diyebilir miyiz? 2020 sezonunu kapattı diyebilir miyiz? Yani burada aslında iki tane organizasyon, bir festival organizasyonumuz vardı. Bir de paydaşlar Altın bulduk. Bulduğumuz paydaşlarla beraber aslında Ağustos'un 25'inde başlayan bir festivalimiz başlayacaktı. Arkasından da Türkiye'nin önemli sanatçılarıyla beraber Ekim sonuna kadar bir etkinlikler zinciri olarak devam edecekti. Yani daha önceki yapılan festivallerin daha uzun bir süreç oluşacaktı. Ve aynı arada da burası tiyatrolarla ilgili bir iki tane etkinlik yaptık. Ama toplumda yani biz burada baktıysanız şeylerdeki aralar konusunda 3500 kişilik olan salonumuzu 1200 kişiye düşürdük. Ama sonuç itibariyle dışarıda bizim burada yönetmemiz yetmiyor tek başımıza. Ama toplumun dışarıdaki pandemi sürecini çarşıda, pazarı iyi yönetemediğinden dolayı biz de ara vermek zorunda kaldık. Ara vermek durumunda kaldık. İnşallah toparlanır da evet. Ama kışlık yerde Merinos Kültür Merkezi'ne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeni bir Açık Hava Tiyatrosu projesi söz konusu. Yine Kültür Parkı içerisinde. Ancak yapımına bir türlü başlanamadı. Bu projeyle ilgili bu proje hangi aşamada? Ne zaman başlanacak? Şimdi biz o yeni Açık Hava Tiyatrosu orada inşa edilirse burası ne olacak? Seçim süreci hiç başlamadan önce Fatma Hanım'la ben baştan kendi tarafımdaki kısmı anlatayım. Fatma Hanım'la görüştük. Evet. İşte böyle bir süreç var. Siz bu süreçte bırakmayı düşünüyor musunuz? Çünkü sonuç itibariyle Fatma Hanım da sponsorluk anlamında ve zaman ayırması anlamında ciddi bir emeği var burası için. Ve kendisi bunları anlatırken bize asıl büyük hedef söyledi. Yani büyük hedefte yeni üstü açılıp kapanan bir açık hava konusunda çalışmalar olduğunu, proje konusunda kendisi kendilerine çalışma yaptığını, hatta destek verip büyük bir projelendirme masraflarının büyük bir kısmını durmazlar makine olarak ödediklerinden bahsetti. Belediye başkanımıza bu süreci Fatma Hanım'la görüştük. Fatma Hanım'dan olurunu aldık. Biz bu işe varız dediğimizde Büyükşehir Belediye Başkanımıza işte festival konusunda sizlerin desteğini, ortak çalışmaları bekliyoruz ama Bursa için yeni bir şey yapmamız lazım. Yani Büyük Bursa'nın kendisine yakışacak yeni bir proje noktasında da belediye başkanımızın da bunda bir iradesi var. Üstü açılıp kapanabilen ciddi bir proje. Tahmini işte 2 ay önce bir bütçe revizyonu yapıldı. 75 ile 80 milyon arasında bir bütçesi tutuyor. Belediyemiz de işte bununla ilgili kendilerine kaynak aktaracağını, sponsorluklarla bu faaliyetlerle ne kadarını toparlayabiliriz, ne yapabiliriz diye bizden bilgi beklerken işte pandemi süreci engelledi. Ama proje duruyor. Proje büyük bir proje. Bursa'ya yakışır bir proje. Yeri de Merinos tarafına bakan, yani Altın Ceylan tesislerine dediğimiz bulunduğumuz yerlerine baktığımızda Altın Ceylan tesisinin sağ tarafında. Bir Bursa'da Merinos Kültür gibi eser çıkacak bir proje. Ne zaman başlanacak? Henüz tarih belli değil, değil mi? Yani şey var, dünyada bir pandeminin ekonomiye etkileri var. Normalde başlanacak da şeyi süreci kestiremiyoruz. Çünkü ekonomiye bu pandemi ciddi anlamda Türkiye'deki ekonomiye de dünyadaki ekonomiye de zarar ver. Yani insanların eve kapandığı bir yerde hem inşaat yapma açısından da bu sağlık açısından da sıkıntılar var. Hem de bir bütçe konusunda yönetilmeyle ilgili şeyimiz var. Yani az da olsa Türkiye'nin de ekonomi anlamında bir sıkıntısı var bu süreçte. Peki yine Bursa Festivali ile ilgili bir soru yöneltmek istiyorum. Geçmiş yıllarda Bursa Festivali Büyükşehir Belediyesi'nin destekleri ve sponsor firmaların katkılarıyla gerçekleşiyordu. Ancak son yıllarda sponsor firmaların biraz daha az katkı yaptığına dair Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ifadelerinden anlıyoruz, görüyoruz. Yeni bir
finans modeli yaratmayı planladınız mı Bursa Festivali'nin maliyeti açısından? Para kazanacaktık bu sene. Oradan başlayalım. Öyle mi? Bu sene nasıl becerecektiniz? Yani belediyeden, şimdi söylediğinizde katkı olsun diye söylüyorum. Bizim belediyeden talebimiz 6,5 milyon liraydı. Sonra 4,5 milyona düştük. Belediye dedi ki bu şartlarda geçen sene 3,5 milyonun üzerine katkı yapmış. 2,5 milyonun üzerine biz size katkı yapamayız. Şimdi belediyemizin bu yapılacak organizasyon da 15 milyon liraya geçecek bir organizasyon. Yani bu sene ne olacaktı? Belki yurt dışı sanatçılarımız biraz daha az olacaktı. Çünkü dövizin artmasından kaynaklı. Daha içerideki kendi sanatçılarımıza yönelik bir proje olacaktı. Türk sanatçıdan öne çıktığı bir Bursa Festivali olacaktı. Evet, yani kendi değerlerimizi ön plana çıkartacağımız bir şey olacaktı. Hatta orada kendi değerlerimizi sunacağı dışarı başka sanatçı misafir edeceğimiz bir yere gidecekti. Çünkü bu şehir, araya girmek istiyorum, Zeki Müren'den işte bugün Fettahcan'ına kadar İstanbul'da şov yapan bir sürü arkadaşlarımıza kadar değerleri var bu şehrin. Şehir kendi değerlerini, kendi sanatçısını da öne çıkartacak bir yere geçmesi gerekiyordu. Evet. Ve bu konuda ön görüşmeler de yaptık hepsiyle. Yaptığımızda belediyenin desteği, şeydeki organizasyon firmalarıyla ortak bir çalışma, bir de bütçe kullanım noktasında Kültür AŞ üzerinden masrafları minimize edecek bir proje noktasında bir çalışmamız vardı. Yani bu da tasarruf anlamında yıllık minimum 1 milyonla başlayan bir artı tasarrufla başlayan bir bütçeyle başlıyorduk. Oluşacaktı. Yani sonuçta ticaret erbabıyız. Kolay, herkes yapabilir. Evet. Zoru yapmak önemli. Peki geçmiş yıllarda bazı muhalif sanatçıların Bursa Açık Hava Tiyatrosu'nda ve belediyelerin işlettiği mekanlarda çıkamadığına dair haberler gündeme geldi. Sizin bir sanatçı kriteriniz var mı? Yani her sanatçı, yani Bursa sanatçı... Kültür Sanat Turizm Vakfı'nın işletmesinde olan Açık Hava Tiyatrosu'nda çıkabilir mi? Bir sanatçı kriteriniz olacak mı sizin de? Toplumun temel değerlerine, yani sonuçta hepimizin, belediyelerde söylediğiniz, siyasettekilerde aslında toplumun bir parçası. Yani şehrimizin de bir yaşam tarzı var. Yani aykırılık, yani ben bunu siyasi görüş olarak söylemiyorum. Siyasi görüşün haricinde davranışlarıyla, yani örnek olmayacak sanatçılar da var. Yani öyle kriterlerimiz var tabii ki. Yani uyuşturucu konusunda, yani bir sürü şeyleri olmuş ve gençlere şarkıların içerisinde şiddet, uyuşturucu ve buna benzer şeylere teşvik edici sözleri olan sanatçılarla çok çalışmayı düşünmüyoruz. Yani siyasi muhalefet görüşünden ötürü herhangi bir kıstasınız var mı? Yani siyaset hangisi? Yani herkesin bir kendine herkesin göre bir oyu var. Yani sizin oyunuz da sizi bağlar, benim oyum da beni bağlar. Ama şehir, bir gelmemizin temel amacı, biz sanat ve şarkıda veya etkinlikte siyasi görüşleri insanların farklı olabilir ama evet, ya hepimizin sevdiği bir sanat müziği şarkısını toplum olarak iyi söyleyen birisinden dinlemeye de hepimizin hakkı var diye düşünüyorum. Bu da herhalde sorunuza yeterli cevap oluyor. Evet, peki. Yani anladığım kadarıyla herhangi bir siyasi görüş yok. Yeter ki temel değerlere saygılı olsun. Yani herkesin bir siyasi görüşüne bir saygı göstermek zorundayız. Evet, bulunduğumuz yerlerde bunu bulunduğumuz yerlerin temel amacı da bu zaten. Evet, Bursa Ticaret Borsası'nda gelelim artık. Bursa Ticaret Borsası'ndaki görevinize gelelim. Az önce Bursa Ticaret Borsası'nın başkanı olduğunuzu ifade etmiştik. Geçtiğimiz günlerde Bursa Ticaret Borsası 96. yıl dönümünü kutladı. Temel bir soruyla başlayalım isterseniz. Bursa Ticaret Borsası Bursa ekonomisi için, Bursa için ne ifade ediyor? Ben de soruyu ters soruyorum. Ne ifade etmiyor? Çünkü tarım, ki yani borsa olarak konuştuğumuzda bir tarım ekonomisinden ben özellikle başlamak istiyorum. Yani Bursa süt endüstrisinde olsun. Yani Türkiye'nin ulusal şirketlerine sahip bir şehir. Yani şoklanmış gıdalarda olsun, incirimizde olsun, armudumuzda olsun. Yani bana tarımsal olarak bu şehrin üretim ekonomisinde kimse yok sayamaz ki. Bursa iyi bir tarım şehri. Evet. Bir tarımsal markalarıyla olan güçlü bir şehir. Yerel lezzetleriyle olsun. Yani ben tarımı, yani şeye benziyor bu. Kökümüzü inkar etmeye benziyor. Değil mi? Ve güçlü bir tarım şehri. Ben diyorum ki bunu öbür arkadaşlar da yanlış anlamasın.
markaları toplum içerisinde ülke anlamında markaları olan bir şehir. Yani bir tekstil otomotive baktığımızda, tekstil otomotiv diye söylüyoruz da, ama tekstilde yurt dışına iyi bir fasoncu olduğumuzu söylüyoruz. Doğru. Daha marka yaratamadık. Otomotivde otomotivi söylüyoruz, başarıyı anlatırken iyi bir yan sanayi olduğumuzu söylüyoruz. Kesinlikle. İlk defa TOK'la beraber otomotivde milli bir aracımızı bahsedeceğiz. O yüzden tarımı Bursa yok saymasın. Yani Bursa tarımda kendi markalarını yaratmış bir kent. 25 tane marka sayabilirim 25. ben size. Hepimizin bildiği, tüketicinin bildiği. Var bu markalar. Yani zeytinde markalarımız var. Zeytinde marka, zeytini üreten firmalar da marka. Yani Türkiye'nin en büyük fuarı tarım fuarı oluyor. O da Bursa'da oluyor. Dikkat edin. Otomotiv ve tekstilin başkenti dediğimiz Bursa'da Türkiye'nin en büyük tarım fuarı oluyor. Türkiye'nin en modernleşmiş ekipmanlarını kullanan çiftçi Bursa'da. En verimliliği Bursa'da. Karacabey'e baktığınızda Türkiye'nin tohumunu üreten ilçe Karacabey. Yani tarımı yok sayamayız. O yüzden bizim ticaret borsası olarak şehrin dinamikleri anlamında önemsiyoruz. Önemli bir yerimiz olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bir tehlikemiz var tarımla ilgili. Sanayileşen bir kentle tarımı dengeli götürmemiz gerekiyor. Dengeli götürmemiz lazım. Aslında Avrupa'da örnekleri var. Gelişmiş ülkelerde hem sanayinin hem de tarımın geliştiği sanayinin iç içe evet, sanayinin tarımsal üretimi etkilemediği, baltalamadığı ve hemen tarım topraklarının yanında sanayi tesislerinin üretim yaptığı örnekleri doğru. biliyoruz. Hepsi de birbirinin içerisinde ve entegre bir vaziyette de çalışabiliyor. Bizlere de çalışabilir. Yeter ki isteyelim. Şehrin bir kötü tarafı var. İstanbul'a da çok yakın olduğundan dolayı, yani kötü tarafı derken değerleme anlamını, evet. çok değerli bir şehir. Rantın yüksek olduğu bir şehir. Yani tarım olarak biz ne yapmaya çalışıyoruz? Ranta karşı tarımı korumaya çalışıyoruz bir yerde. Evet. Evet, rant hep olacak da rantı kötü anlamda söylemiyorum. Yani sanayide 500 doların bir dönüm yerin olduğu bir yerde tarımı korumak da aslında işle ilgili bir şey yaparken asli görevimiz işte şehrin tarımını da korumaya çalışmak. Evet. Şimdi Bursa bir tarım kenti dedik. Aslında Türkiye bir tarım kenti. Bursa için konuştuğumuz için Bursa tarım kenti ifadesini kullanıyoruz. Ancak son yıllarda Bursa'da üreticilerle konuştuğumuz zaman ürünlerin elinde kaldıklarını zaman zaman, para kazanamadıklarını, geçmiş yıllarla kıyasladıkları zaman eski karlılıklarını yakalayamadıklarını ifade ediyorlar. İşte son örnek mutlaka konuyu yakından takip ettiniz. Karacabey'deki domates üreticilerinin yaşadıkları bir yerde evet, hata maliyetli. Mı yapıyoruz? Neden tarım üreticileri son yıllarda şikayetçiler, bu konudaki değerlendirmenizi şimdi, merak ediyorum açıkçası. Pandeminin, şimdi biraz önce kültür sanat üzerine pandeminin kötülüklerini anlattık. Evet. Şimdi de pandeminin tarım üzerine iyiliğini anlatmak lazım. Yani pandemiyle beraber paranızla, yani nedir, daha önce ithalatımızla beraber paramız cebimize varken üretmek zorunda değildik. Yani tarım ürünlerini üreten ülkelerden ithalatımız olabilirdi. Paramızı alabilirdik. Ama pandemi bize Avrupa Birliği'nin, gördüğümüz Avrupa Birliği'nin birbirinin maskesini vermediğini, el koyduğunu, paranızla ülkeler kendi gıda güvenliğini sağlama noktasında birine ürün satmadığını yeni keşfettik. Yani köyleri boşaltmanın zararını daha yeni fark etmeye başladık. Yani tarım bir bebek gibi her zaman dünyanın her ülkesinde korunması gereken bir şey. Yani tarımdan siz çok katma değerli bir teknoloji şirketi gibi çok para kazanmayı beklemeyin. Tarım toplumun, yani nedir, ülkede de herkes bir iş adamı olmak zorunda değil, genel müdür olmak zorunda değil. Aralarında birilerine çalışması lazım. Tarım eğitimiyle beraber, köyde kendi yaşamasıyla beraber, köyde tutmamız gereken hem belediyecilik anlamında sosyal bir politika olarak görülmesi lazım. Hem de ülkenin gıda ambarı olarak tarımı görmemiz lazım. Bir şansımız var. 4 tane mevsimi yaşayan ülkedeyiz. Her ürünü yetiştirme ile ilgili avantajımız da var aslında. Yani biraz kötü yönetim diyebiliriz buna. Kötü yönetim. Yani tarım konusunda evet biraz kötü yönettik. Peki üreticinin ürünlerini daha fazla katma değer sağlamak için Bursa Ticaret Borsası'nın
işlevleri nelerdir bu konuda gibi çalışmalar yapıyoruz? Yani şimdi en önemlisi, çünkü coğrafi işaretler, sizler de basında okuyorsunuz, sizler de yazıyorsunuz. Coğrafi işaretlerle ilgili şimdi Türkiye daha yeni keşfediyor. Yani yöresel damak tatları, yöresel ürünler. Her şey kendi yöresinin kıymeti. Yani dünyada da böyle. Yani evet, bir endüstriyel ürün üretebilirsiniz. İşte şehrin cumalı kızığına gidip de oranın bölgesel ürünleriyle beraber bir sabah kahvaltısı, yani o suların aktığı yeri zevktir. Yani Kültür Sanat Vakfı'yla bunu düşünürken aslında ilişkilendirmek de istiyorum. Şehri bir turizm merkezi sanayileşmeyle değil de sanayileşmesini bitirmiş, mevcudu koruyabilen ama aynı zamanda gelir seviyesi arttırabilecek bir modele geçmeyi düşündük. Yani oradaki borsacılık kimliğimizle, eğer şehri tarihiyle, sanatıyla, doğal güzellikleri entegre ettiğimizde, üçer günlük turlarla insanları hizmet sektörüne geliştirecek, yöresel mutfaklarına geliştirecek bir yere gitmek istedik. Buraya da gitmemiz gerekiyor. Ya yoksa başka türlü yani domatesi de koruyamayız. İşte meyve bahçelerini söktüren bir yer olur sanayiye karşı. Çünkü sanayinin olduğu yerde tarım geliri elde eden insanlar mutsuz oluyor. Yani evet, hayvancılıkları, sıkıntıları var insanlar. Bursa Ticaret Borsası, Türkiye İhtisas Borsası ana hissedarlarından birisi. Bu projeyi de çok önemsediğinizi biliyoruz. Bu konudaki değerlendirmenizi almak isteriz. Yani burada bir bayrak yarışı var. Bizden önceki arkadaşlara da bugüne kadar bize teslim ettiği bir bayrak var. Yani biz şeydeki siyasette yaparlar insanlar birbirini geçip, ben hiçbir zaman geçmişimi kötülemek istemem. Yani sonuç itibariyle o günkü arkadaşların da kendisine göre bir doğrusu vardı. Ve bizim şu anda başlangıç noktamız onların bize teslim ettiği bir noktadan başlıyoruz. Ve şehir konusunda da ticaret borsası olarak yaptıklarımız, gideceklerimizle ilgili hala çıtayı yukarıda tutmamız gerekiyor. Yani TÜRÜP'te biz istiyoruz ki, tarım söylediğinizde kalkıp bunu bir basıma açıklama yapıp adama sorarlar, sen ne ürettin, sen ne fayda yarattın? Evet, bizim en iyi fayda yarattığımız bir şey borsa üzerinden bunu okunabilir, rakamların manipüle edilemediği, yani köydeki ürünün gidip bir eskiden bir tüccarın adı sanı belli olmayan bir çekkanesiyle aldığı bir yerden sistemi olan, borsası olan bir ürün üzerinden, aynı zamanda kriterler, vatandaş olarak sağlık kriterleri, sizler de ürün alabilecek bir birikimleriniz noktasında sizlerinle iş yapabileceğiniz bir modeli kuruldu şu anda. Türkiye'de tarımda bir tarih yaratıldı ve biz de bunun Bursa Ticaret Borsası olarak veya Bursa olarak da bunun ana oyuncularından birisiyiz. Evet, İstasyon Bursa projesi. Yani İstasyon Bursa bir derdim vardan başlıyor aslında her şey. Yani bu söylediklerimizin hepsi İstasyon Bursa'da gençlerle ilgili. Çünkü bir empati yapıyorum. Hem gençlerin yerine kendimi koyuyorum, hem de iş dünyası olarak gideceğim yeri görüyorum. Şimdi iş dünyası olarak gideceğimiz yere bakmaya kalktığımızda bir teknoloji var, e-ticaret var, e-dijital var. Ama belli bir yaştaki insanların teknolojiyle entegre etmek mi? Hayır, yeni buna hazır olan gençlerle bir bu işe mi gitmek? Yani bir özel sektör olarak böyle bir şey yaratmaya çalışıyor. İş gücü yaratmaya çalışıyor. İkinci kısım, kültür sanat anlamında bu gençleri kazanacak, şehirle entegre edecek, sorumluluk sahibi olacak bir yapıya çekmeye kalkarken, bunlarla ilgili bunların eline birer altın bilezik takmamız gerekiyor. Ve bu İstasyon Bursa'da bunun projesi. Türkiye'de herhalde aktif hale geçen üçüncü veya dördüncü bir proje. Yani iyi gidiyoruz Bursa olarak. Yani mütevazilik yapmak istemiyorum şehrim adına. Tarihi eserlerin restorasyonu konusuna gelmek istiyorum. Malum Doğan Bey konutlarının yanındaki merkeziniz bir sivil mimari, örneği Osman Gazi Belediyesi ile birlikte hayata TOKİ konutlarının yanında. Evet, maalesef. Bu sivil mimari örneklerini önümüzdeki günlerde, önümüzdeki yıllarda daha fazla görmek mümkün mü? Bursa Ticaret Borsası bu anlamda bir öncülük yapacak mı? Yani ticaret borsası olarak bizim bizden önceki geçmiş dönemimizde Osman Gazi Belediyesi ile Büyükşehir ile yapılan anlaşmalar var. Onun sonucu. Şimdi sivil mimari örnek vermek gerekirse, bizim sivil mimari örneklerini binaları ön plana çıkartıp şehirle ilgili sergilememiz bir işimizin bir sosyal parçası. Ama bizim bir taraftan da şehirle ilgili, tarımla ilgili politikalar da üretmemiz gerekiyor. Sosyal anlamda evet, bunu devam ettireceğiz. Sivil mimari örneklerimizi şey yapacağız. Ama önemli olan
ana değerleri kaybetmeden, yani nedir, ataerkil kültürümüzü değiştirmeden yeni tarımsal üretimler noktasındaki çalışmalar da yapmamız lazım. Evet, sivil mimari örnekleri bizim göz bebeğimiz. Çünkü onlara baktığımız zaman kökümüzü unutmuyoruz. İşte iş hayatında da işte söylediğimiz istasyon projesi buna entegre bir proje. Gençleri buralarda birleştiriyoruz. Buralarda onlara yer tahsis ettik. Tarihin dokusunun üzerine yeni teknolojiyi konuşur hale getiriyoruz. Bursa Ticaret Borsası ile ilgili son olarak gelecek dönem hedefleriniz, projelerinizi sorarak Bursa Ticaret Borsası bölümünü kapatmak istiyorum. Son sorum bu olacak. Yani burada şehirle ilgili şeyimiz var. Yıldırım'da bizim Etba diye bir kesimhanemiz var. 66 dönüm yerine. İşte Ali Nur Başkanımızla görüştük. Büyükşehir Belediyesi ile beraber. Yıldırım'da şehrin batısına giden bir şey var. İşte yemek anlamında, sosyalleşme anlamında şehrin doğusunun batısına göç ettiği bir yapı var. Alışveriş merkezlerinin olduğu. Belediyeyle belki bir ortak projeyi devreye sokacağız. Orada bir alışveriş merkeziyle beraber yap işlet devret modeliyle konutları, modern konutları olan, aynı zamanda açık hava alışveriş merkezi olan bir tesis yapmayı düşünüyoruz. Onun haricinde şehirle ilgili tabii şeyle karıştırmamak lazım. Bizler kamu yararına olan kuruluşlar. Kanunen bu söylediklerimizin hiçbirini yapmayla ilgili yok. Bunlar tamamen bireysel, kişisel olması gereken ilişkilerle beraber Tarım Bakanlığı'yla, Odalar Birliği, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, ilçedeki paydaş oda ve borsalarımızla beraber, büyükşehirle beraber ortak götürmeye çalıştığımız projeler. Evet, peki. Son iki sorum sizinle ilgili, özel madde ile ilgili şahsi sorular olacak biraz. Özel Matlı'yı, Önder Matlı'yı Bursa tanıyor. Hem Bursa siyaset dünyası, hem Bursa iş alemi, hem Bursa cemiyet hayatı. Malum Önder Matlı AK Parti'den geçen dönemlerde milletvekili görevinde bulundu. Ancak biz Matlı ailesini sosyal demokrat kökenli bir aile olarak biliyoruz. Özel Matlı'nın siyasi görüşü nedir? Yani şimdi Önder Matlı için de geçerli sosyal demokrat bir aileden gelme. Biraz önce tarih kültürden bahsediyordu. İşte bana da takılıyorlar şeydeki işte yani burada çok yeri mi? Babanın kemikleri sızacağı kadar gidenler var şeyde. Yani siyasi partilerle ilgili ben çocukluğumda hatırlıyorum. Babamın o siyasi hayatı içerisinde hayalimen hatırladığımda işte nedir çekişmeler, grup şeyleri o kadar çok yoğun tempolar vardı ki. Ya baba soruyordum demokrasi böyle bir şey diyor. Ben de babamın yerine bulundu demokrasiyi seçmedim iş hayatındaki. Yani orada değiştiremeyeceklerim yerine değiştireceklerim konusunda faydalar üretmeye çalıştım. Yani nedir Özer Matlı'nın siyasetle ilgili bir iş dünyasını söyledik. Yani halkın anladığı dilden söyleyeyim. Ben Ekmek Partisi'ndeyim. Ekmek Partisi. Yani iktidar, süreç kim olursa biz iş dünyası olarak üyelerimizin ekonomi noktasında güçlü bir ticaret yapılarının kurulması için derdimiz bizim o taraf. Siyasetçi, ben siyasetçiyim. Dünya görüşünüz vardır herkes gibi. Yani dünya görüşüm derken ipucu verme noktasında şimdi kendi hayat hikayemi anlatırken ilçeden gelme olduğum için taşra ile işte nedir kaymakamı en fazla tanıdığın ilçe belediye başkanını tanıyorsun. İlçenle ilgili hayallerim var, Bursa'ya ulaşamıyorsun. Bu çocukluğumda belki çok etki etti bana. Yani televizyon haberlerine sizler de geçmiş şeylere bakarsınız. Eski dönemlerde işte nedir pijamayla birisinin gidip de konuştuğunu. Evet. Anadolu Kaplanları gibi hikayeler var. Ben Anadolu insanın girişimci olduğunu, memleketini biliyorum. Yani orta şeyinden baktığınızda yani hafif muhafazakar mıdır yani koyu değilim. Ama ben temel değerlerine bağlı bir aile yapısında olması gerektiğini ama değişimi de açık olmamız değişimi gereken açık bir insan olduğunu biliyorsun. Düşünüyorum. Peki son sorum programın girizgahında birkaç kulvarda olduğunuzu ifade etmiştim. Çok ağır sorumluluklar bunlar. Özel Matlı'nın gelecek hedefi nedir? Mesela siyasete girmeyi düşünür müsünüz? İş dünyasında farklı noktaları hedefliyor musunuz? Nedir gelecek öngörünüz? Gelecek projeksiyonunuz nedir? Gelecek hedefiniz nedir? Ya belki bu çok klasik herkesin söylediği bir şey olacak da ben hali vakti iyi bir ailede yetiştim. Hı. Ama yetişirken de bir taraftan babamlar çocuk yaşlı sorumluluklar verdi. Hep başarmayı, bir şeyler yapmayı hep özendim. Allah da nasip etti herhalde. Belki zor oldu. Hayatta yaşadığımız bununla ilgili bir sürü tecrübeler oldu, sıkıntılar oldu.
Ama geldiğim noktada baktığımda hala bir heyecanım var. İşte dün kendi işimizle ilgili bu ortamda milletin yatırımını durduracağı bir yerde 3 tane daha yatırım projesini biz kardeşimle ortak toplantımız vardı. Yatırım yapmaya başarıdan mutlu oluyorum. Başarıdan mutlu olurken yani içimdeki o Karacabey'deki çocuğun başka birisinin çocuğunda da olduğunu düşünüyorum. Yani topluma buralarda bulunmamız temel sebebi kendi hayatımı şanslı hissediyorum. Bundan sorumluluk, zorluk olarak da görmüyorum. Bu imtihanlar herkese nasip olmayacak yerden bakıyorum. Yani bulunduğumuz koltuklarda belki bir sürü isteyen insan vardır. Ama bana nasip oldu. Ama bana nasip olduysa o zaman bu koltuğunda bir sorumluluğu var. İstiyorum ki birisinin işine ne faydam olur? Veya buralarda geliştirdiğimiz yurt dışı ile olan irtibatlarımızda işte sizden sonra AZEK ile ilgili toplantımız vardı. O toplantımız oldu gençlerle. Benim derdim gençleri bu ülkeye faydalı bir hale ne kadar getirebilirim, ne kadar da benim ucunda faydam olur. Peki. Aslında o kadar basit. Teşekkür ederiz Sayın Matlı. Ben teşekkür ederim. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey yoksa programı kapatacağız. Sağlıklı, sıhhatli, mutlu bir Bursa diliyorum. Ondan sonra iyi bir mutlu memleketim istiyorum yani. Türkiye'm de mutlu olsun, herkes mutlu olsun. Sağ olun. Değerli izleyenler, bir pazartesi söyleşilerinin daha sonuna geldik. Bir başka programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.